yasağın ruhuyla başlangıç yapıyor. Ve şöyle bir cümle atıyor Adam Phillips ortaya. Yasak, yani bir şeyi yasak olarak belirlediğinizde aslında beyniniz o kadar fazla o yasağı delmemeye veya da o yasağın ne olduğunu bilmeye yöneldiği için yasak olmayan şeyleri hiç sorgulamıyor. Bu birinci söyleyeceğim şey. Yani Adam Phillips'in söylediği şey ama bence çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu daha önce deneysel psikoloji kitabını içediğimizde de yapmıştık hatırlarsan. Teknoloji ve deneysel bağımlılıkla ilgili. Yani bir deney vardı. Çocuklara işte belli başlı çikolataları yememeleri söyleniyordu. Yemezlerse ödül alacaklardı. Fakat orada çok enteresan bir şey var. Çikolatayı yememek zorunda olduğu için çikolatayı yemenin nasıl bir şey olduğunu şey yapması lazım ya, bilmesi lazım ya. Ve sürekli onu düşünmesi lazım. Veya bir kelimeyi söylememeleri çocukların mesela söyleniyordu. Hani şu kelimeyi söylemeyeceksiniz gibi. Ama sürekli o zaman aklına o gelecek. Ya da düşünmeyeceksin o kelimeyi. Sürekli düşünmemen geldiği için onu düşüneceksin. Yani seni yasak koymak bir şeye, o kişiye inanılmaz o yasak koyduğun şeye odaklamak. Hatta yapmayacağı varsa bile ya da o yasağı delmeyeceği varsa bile delmeye yöneltmekle ilgili bir paradoks içeriyor. Dolayısıyla bu noktada Adam Phillips'in söylediği aslında aynı Adem ve Havva'nın da hikayesi gibi. Eğer Adem ve Havva neyin yasak olduğunu bilmeselerdi ya da o bulundukları yer dışında bir dünyanın ve hazların olduğunu bilmeselerdi o zaman o yasağı da delmeyeceklerdi. Çünkü bilmeyeceklerdi der. Yani yasağın böyle çok iki yüzlü bir tarafı var. Dolayısıyla hani yasak hakkında konuşurken de bu iki noktaya şimdilik yani genel açılışta dikkat etmemiz gerekiyor diyeyim.